CHP'li Sarıyer Belediyesi borç batağında çırpınırken Başkan Şükrü Genç kiraladığı 231 adet lüks araca günlük 110 bin lira yani aylık 4 milyon lira kira ödüyor. O kiralık araçların arasında başkanın 2 milyon liralık lüks makam otomobili de var. Tam 231 adet araç kiraladılar. O araçlar için borç batağındaki belediyenin kasasından her ay 4 milyon lira çıkıyor. Ayaksızlık yapmayın, utanmayın. CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin borcu 500 milyon lirayı geçti ama lüksten hiç geri kalmadılar. CHP'li Başkan Şükrü Genç belediyenin borcunu ödemek yerine her ay araç kiralama şirketlerine KDV ve yakıt hariç 2 milyon 800 bin lira ödüyor. Star gazetesinin haberine göre KDV ve yakıt masrafı da eklendiğinde belediyenin kasasından her ay yaklaşık 4 milyon lira çıkıyor. Tabii ki bu yolda yürürken içimizde bu işin kendine menfaat sağlamak konusunda çaba içinde olanlar var. Belediyenin kiraladığı 231 aracın günlük kira bedeli 110 bin lira. Araçların 50 tanesi Başkan Genç ve yardımcılarının hizmetinde. Belediye 231 araç için 101 bin litre motorin, 2080 litre de benzin harcıyor. Yani akaryakıt için belediyeye kesilen aylık fatura yaklaşık 700 bin lira. En masraflı araçsa Başkan Genç'in kullandığı 2 milyon liralık araç. Genç 2009 yılında kendi arabamı makam aracım olarak kullanacağım diyerek gelmişti o göreve. Ama şimdi 2 milyon liralık lüks makam aracı kullanıyor. Tepkiler üzerine lüks aracın marka logosunu da söktürdü ama araçtan hiç vazgeçmedi. Benim babamın oğlu da olsa, bilmem kim de olsa affetmeyiz. Başkan yardımcıları için de 11 araç kiralandı ama başkanın 5 yardımcısı var. Yani araçlardan 6 tanesini kimin kullandığı belli değil. O araçlardan birinin Kadıköy'de oturan HADEP eski genel başkan yardımcısı Bahattin Günel'e tahsis edildiği ve bir de özel şoför verildiği iddia ediliyor. Sarıyer Belediye Başkanı hiçbir zaman herhangi birinin kişisel çıkarına hizmet etmez. HADEP, Anayasa Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle 2003 yılında kapatılmıştı. Böyle bir başkan, böyle bir başkan meclis yürümez.